Arkadaşlar, bugün size yolda lastiğiniz patladığınızda herhangi bir tamir kiti aldığınızda bunu nasıl aracınıza uygularsınız onu göstereceğim. Tamir kitinizin şurada kapağı var. Bunu çıkarıyorsunuz. Basma düğmesiyle birlikte bunu lastiğinize monte ediyorsunuz. Öncelikle lastiğinizin kapağını çıkarıp bunu sigobunuza tam şurasını çevirerek takıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle takalım. Ama tabii ondan önce bunu sallamayı da unutmayın. Çalkalansın biraz. Şunu takalım. Bu tamir kitleri arkadaşlar hem lastiğinizin havasını tamamlayacaktır. İnik olan lastiği şişirecektir. Hem de herhangi bir çivi deliğini sökecektir. Şimdi uyguluyoruz. Görüyorsunuz ufak ufak lastik yerden kesiliyor şu an. İçindeki gazı size hava olarak içine basıyor. En kısa lastikçinize gidinceye kadar size yeterli oluyor. Arkadaşlar bu tamir kitlerini kullanmak ilk önce faydalı. Ama ne kadar fazla durursa o kadar lastiğinizi ve jantanızı bozacaktır. Bunun da zararlı kısmı. Yani lastiğinizin içinde fazla ilacın beklemesinin iyi olmadığını söylüyorum. Bu kadar yeter. Şimdi bu şişen lastik sizi her türlü lastikçinize kadar götürür. Oradan çevirerek tekrar alıyoruz. Tamam. Durduk. Arkadaşlar bu ilacı uyguladığımız, tamir kitini uyguladığımız lastiğimiz. Dediğim gibi yeterince sizi lastikçiye götürecek kadar hava basıyor içine. Ve sıktığımız ilaç da lastiğinizin herhangi bir kısmında çivi deliği varsa onu tıkıyor. Güvenli bir şekilde lastikçiye kadar gidiyorsunuz. Bu da normal patlamayan bir lastik. Arasında çok bir fark yok. O yüzden sizi lastikçiye kadar idare edebiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi uyguladığımız tamir kitini uyguladığımız lastiğimizi söküyoruz. Bundan sonra da tamir kitinin size nasıl zararı var onu göstereceğim. İzleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi bu içine sıkmış olduğumuz ilaç. Bu ilaç sizin lastiğinize batan herhangi çivinin deliğini tıkadığı için sizi lastikçiye kadar götürmeye yardım ediyor. Ama bu ilaç ne kadar fazla durursa, jantınıza yapışan bu ilaç kalıntıları daha sonra lastiğinize pas yaptıracak. Pas yaptırdığı zaman da şu kenarlar tamamen pas olacak. Bu sefer ne oluyor? Lastiğinizle jantınızın şu kenarları tam örtüşmediği için devamlı lastiğiniz hava kaçırıyor. Ve bunun önüne alamıyorsunuz. Bu ta ki jantı değiştirmeye kadar gidiyor arkadaşlar. Yani nasıl olacak? Nasıl yapmamız lazım? Tamir kiti çok önemli, çok faydalı, çok yararlı. Ama nasıl kullanırsak şöyle. Yolda kaldık. Tamir kitini uyguladık. Uyguladıktan sonra en yakın lastikçiye gidip içine sıktığımız tamir kiti ilacını tekrardan temizletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Öbür türlü jantınız dediğim gibi bu ilaç kalıntılarından dolayı çok pas yaptıracaktır. Bu jant değiştirmeye kadar gider. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.